Ve bu 3 günlük hapis cezası uygulanacak benimle ilgili ve Antep Şube Başkanımla ilgili. Bu da bir yeni bir gelişme, size duyurmuş olalım. Başkan, bu çok önemli bir gelişme. Şimdi her zaman Evet. her izleyici ekran başında olmuyor. Biraz daha açarak anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü bizim de yakından takip ettiğimiz ama dediğim gibi her izleyici hakim olmayabilir. Çok önemli bir müdahale yaptınız Antep Şube'ye ve bir şeyler Evet. yaşanıyor. Antep Şube hepimizin dikkatini çeken bir şubeydi. Başkanının tarzı, yaklaşımı, yönetme şekli, iktidarla ilişkileri Alevilere yakışmaz bir haldeydi. Ve siz bununla mücadele ediyorsunuz. Buna karşı davalar gelişiyor. Lütfen biraz daha açık anlatır mısınız? Bir sonuca doğru gelmiş şu anda. Tabii ki şöyle hemen kısa özet başından şöyle geçebilirim. Bir cemevi başkanlığıyla ziyaretleri söz konusu olmuştu bu şubenin. Tabii biz örgütsel yapı olarak karşı durduğumuz bir hadise. Şube başkanını da az önce siz tarif ettiniz. Kamuoyunun da çok iyi tanıdığı birisidir kendisi. Biz de bir denetim mekanizması çalıştırmak istedik ve denetime dayandırarak, denetim kurulu raporuna dayandırarak bir görevden alma gerçekleştirdik. Çünkü denetim raporlarımızda, denetim kurulumuza banka hesapları, makbuz gibi gelir gider belgelerini ibraz etmediler. Şimdi böyle bir durum söz konusu olursa orada bir akçeli iş var demektir. Tam da tahmin ettiğimiz gibi akçeli bir iş çıktı. Burası çok önemli, bu söyleyeceğim. Biz bu görevden alma gerçekleştirildiğinde Alevi toplumuna yakışır, Alevi diline yakışır ve işte toplumumuzu kamuoyu önünde küçük düşürmemek adına daha böyle yapıcı, sağduyulu bir tavır alarak başta bir uzlaşma modeli geliştirmiştik. O esnada da bu beyefendinin telefonu çalıyor, görevden aldığımız başkanın. Bir marka telefon, o böyle birisi, o telefonlarda birisi aradığı zaman ismini söyler, kaydettiğiniz ismi tekrarlar ya. Şimdi biz oturuyoruz, şöyle çalıyor telefon. Cemevi Daire Başkanı El Rıza Özdemir arıyor diye çalıyor telefon. Beyefendi açıyor, diyor ki evet efendim, hallediyoruz efendim, çözüyoruz efendim. Yani yanımızda hiç çekinmeden bu şekilde konuştu kendisiyle. Talimatı nereden aldı ya da işte yapının nereye hizmet ettiği çok net belliydi o dakika itibariyle bizim için de. Tüm bu gelişmelerin akabinde mahkeme süreçleri gelişti. Mesela mahkeme Ankara 1. Asliye Hukuk'tan açıldı. Birinci Asliye Hukuk'un hakimini biz HSYK'ya şikayet edeceğiz. Reddi hakim yapmaya karar verdik. Çünkü tamamen yanlı taraflı karar veren bir mahkeme. Son duruşma bu, yani 3 günlük disiplin hapsi cezasının verilmeden önceki duruşmasına bizzat ben gittim. Hatta Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Başkanımız Cuma Başkanım da gelmişti. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Özgür Başkanım da gelmişti. Mahkemeye üçümüz gittik. Tam bir tiyatro izledik. İçeri girdik. İçeri girdiğimizde hakim şöyle bir şey söyledi. Önünüzdeki ekranda karar var. Yani içeri girdik ama sen bir sorarsın, bir ne bileyim savunma alırsın. Bu niye oldu, bu nasıl oldu dersin. Kararı sonra yazarsın. Biz içeri girdiğimizde karar zaten verilmişti. Ve bize şöyle bir şey ifade etti. Karşılıklı UYAP'tan sunmuş olduğunuz dilekçelere istinaden karar verilmiştir. Önünüzdeki ekrandadır. Hatta bizim avukatımız dedi ki işte kurumun başkanı da burada. Ve dedi biz bu arkadaşları ihraç ettik, görev iade gibi bir şey söz konusu olamaz, üst mahkemeye itiraz edersiniz dedi ve kapattı. Yani yaklaşık 1 dakika falan sürdü. Ve biz o gün o mahkeme salonunda olmamıza rağmen mahkeme tutanaklarına geçirilmediği için bizim mahkemeye gelmediğimizi, bu konuda savunma vermediğimizi söyleyip bir ara kararla disiplin hapis cezası almış aynı hakimimize. Şimdi biz itiraz ettik, dedik ki hayır biz o gün mahkemedeydik, siz bize hiçbir şey sormadınız ve tutanaklara geçmediniz ve buna da itirazımız reddedildi ve ceza onaylandı. Yani sanıyorum bir hafta 10 gün sonra falan bir 3 günlük bir hapis cezası işlemi gerçekleşecek. Gerçekleşmemesi için tek yapmamız gereken ne biliyor musun Çilem abla? Şunu yapmamız gerekiyormuş. Gaziantep Şube'de görevden aldığımız bu arkadaşlara tamam biz sizden özür diliyoruz, hata yapmışız, yanlış yapmışız, siz bu inancı bu yapılara peşkeş çekmeye devam edin, buyurun gelin Antep Şube sizin dememiz gerekiyormuş. Ben de buradan Can TV aracılığıyla tüm kamuoyuna, Alevi kamuoyuna duyurmak isterim ki değil 3 gün, 3000 gün deseler ben bu namussuzlara, bu hırsızlara asla orayı teslim etmeyeceğim. O hapis cezasını yatarım, çıkarım ama bunlara asla meydan vermeyeceğim. Bunu da buradan duyurmuş olayım.
Şöyle Seher Başkan, asla sizin 3 gün yatmanıza da izin verilemez, kabul edilemez. Buna ilişkin mutlaka çevrenizi çok güçlü örmesi gerekir Alevi kurumlarının. Birincisi, siz bizim tek kadın başkanımızsınız. Bu çok başka bir tarafı. İkincisi de gerçekten bir haksızlıkla, hukuksuzla mücadele ediyorsunuz. 3 gün değil, 1 saat bile sizin cezaevi yatmanıza izin verilemez. Buradan çağrı yapalım. Tüm Alevi dünyasına çağrı yapalım. Bu asla kabul edilebilir bir karar değil. Ve bir genel başkanı da asla böyle MHP ittifaklı mahkemelerin kararları sonucunda cezaevine gönderemeyiz.